Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tam ölçü ve tam kıvamında nefis bir fasulye turşusu tarifi hazırladım. Kaynar su ile yaptığım bu turşular gerçekten çok lezzetli oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. tarifim için 3 kilogram taze fasulye kullanıyorum. Fasulye seçerken ince ve kılçıksız olmasına lütfen özen gösterin. Birkaç kez güzelce yıkadım. Fasulyelerim hazır. Hemen ayıklıyorum. Uç kısımlarını ince bir şekilde aldıktan sonra hemen kenara koyuyorum. Tamamını hazırladıktan sonra sarımsaklarımı doğrayacağım. Videomun başında da belirttiğim gibi bu turşularımı kaynar su ile hazırladım. Daha önce kaynar su ile hiç turşu yapmadıysanız bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kaynar su ile yapılan turşuları da çok uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane püf noktası var. Onları da yeri geldikçe sizlerle paylaşacağım. Fasulyelerimin tamamını ayıkladım ve hazırladım. Bir diğer taraftan da ocağa bolca suyu koydum ve kaynatıyorum. Fasulyelerimi kaynar suyun içerisine koyduktan sonra biraz haşlıyorum. Fasulyelerin pişme süresi kullandığınız fasulyenin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Yaklaşık 10 dakika boyunca kaynatıyorum. Tabi bu süre zarfında arada bir üzerlerine bastırıyorum ki fasulyenin hepsi eşit bir şekilde haşlansın. Fasulyeleri yeteri kadar haşladıktan sonra soğuk suyun içerisine koyarak şoklama işlemini gerçekleştireceğiz. Yaptığımız şoklama işlemi sayesinde de turşularımız erimeyecek. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca kaynattım. Yumuşayıp yumuşamadığını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şu an fasulyeler biraz daha sert. Kaynatmaya devam ediyorum. 10 dakikanın sonunda fasulyeler yeteri kadar yumuşadı. Hemen süzgeçle alarak soğuk suyun içerisine koyuyorum. Fasulyelerin tamamını soğuk suyun içerisine koyduktan sonra bir 5 dakika bekletiyorum. 5 dakikanın sonunda fazla suyundan süzerek ayrı bir tepsiye alacağım. Kalan fasulyeleri tekrar kaynar suyun içerisine koyarak haşlamaya devam ediyorum. fasulyeler haşlanırken diğer yandan da soğuk suda bekleyen fasulyelerim yeteri kadar soğudu. Fazla suyundan süzerek ayrı bir tepsiye koyuyorum. Bu şekilde fasulyelerin tamamen soğuması gerekiyor. İyice soğuduktan sonra turşumu kurmaya başlayacağım. 10 dakikanın sonunda fasulyelerim yeteri kadar haşlandı. Tekrar soğuk suyun içerisine koyuyorum. İkinci haşladığım fasulyeleri de soğuk suyun içerisinden alarak tepsiye koyuyorum ve soğumaya bırakıyorum. Fasulyelerimi yeteri kadar soğuttum ve artık hazır. Şimdi hemen sarımsaklarımı doğramaya başlıyorum. Tarifim için 3 büyük baş sarımsak kullanıyorum. Ben turşu yaparken sarımsağı biraz fazla kullanıyorum. Böylelikle daha lezzetli ve daha uzun ömürlü oluyor. Kabuklarını soyduğum sarımsakları ince ince doğrayarak hazırlıyorum. Sarımsakların tamamını doğradım. Fasulyelerim de artık hazır. Hemen turşumu kurmaya başlıyorum. Tarifim için yarım litrelik cam kavanoz kullanıyorum. Sizler dilerseniz birer litrelik cam kavanoz da kullanabilirsiniz. Kavanoza ilk olarak biraz sarımsak koyuyorum. Şayet kaynar suyla turşu yapacaksanız kesinlikle kullandığınız kavanozun cam kavanoz olması gerekiyor. Plastik olmaz. Şimdi haşladığım fasulyeleri elime diziyorum. Daha sonra kavanozu düzgün bir şekilde dolduracağım. Kullandığınız kavanozları kaynar suyla güzelce kayıp steril edin. En ufak bir kalıntı ve çatlak olmaması gerekiyor. Aksi halde kavanoz hava alacağı için turşularınız bozulur. Fasulyeleri kavanoza doldurduktan sonra kalan boşlukları tekrar doldurmaya devam ediyorum. Birinci kavanozumu bu şekilde hazırladım. Fasulyelerim bitene kadar kavanozlama işlemine devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri her zamanki gibi videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Turşunuzu kurduktan sonra bir hafta boyunca bekletmeniz gerekiyor. Bir haftanın sonunda açıp tüketebilirsiniz. Ya da bolca yaparak kışa da saklayabilirsiniz. Yeter ki kavanozlarınızı serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. Böylelikle aylarca kalabilir. Herhangi bir bozulma ve renginde bulanıklaşma olmayacaktır. Verdiğim ölçüden toplamda 8 kavanoz turşu elde ettim. Daha sonra yarım şer yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Her turşu tarifimde özellikle söylüyorum. Turşu yaparken lütfen kaya tuzu kullanın. Yemeklik tuz kullanmayın. Kaya tuzu sayesinde hem turşularınız daha uzun ömürlü hem de daha lezzetli olacak. sonrasında her bir kavanoza yarım çay kaşığı şeker ekliyorum. Şekeri lezzeti dengelemek için kullanıyoruz. Daha sonra her bir kavanoza yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu yerine alternatif olarak limon suyu da kullanabilirsiniz. Son olarak her bir kavanoza yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Üzüm sirkesi yerine de yine elma sirkesini tercih edebilirsiniz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra üzerine geçecek kadar kaynar su ekleyeceğim. Suyun iyice kaynamış olması gerekiyor. Sıcak ya da ılık olması halinde kapaklar güzelce vakumlanmayacağı için kavanozlar havalar. Turşum için gerekli bütün malzemeleri kavanozlara doldurdum. Şimdi üzerine geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Kavanozların tamamını kaynar su ile doldurdum. Sonrasında kavanozun ağız kısmını temiz bir peçeteyle sildikten sonra yeni kapakla sıkıca kapatıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Lütfen daha önceki kullandığınız kapakları kullanmayın. Yeni ve kaliteli kapak kullanın. Kavanozların tamamının kapağını kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Bir gün boyunca bu şekilde dinlendiriyorum. Birinci günün sonunda kavanozları normal haline getirerek serin ve güneş görmeyen bir yere koyuyorum. Turşularınızı bu şekilde hazırladıktan sonra bir hafta boyunca dinlendirebilirsiniz. Bir haftanın sonunda açıp tüketebileceğiniz gibi aylarca da muhafaza edebilirsiniz. Turşularımı bir hafta dinlendirdim. Gördüğünüz gibi sapsarı oldu. Hemen bir tane kavanozu açarak sizlere son halini göstermek istiyorum. yıllardır yaptığım garanti bir tariftir. Sizler de tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi turşuların suyu berrak ve herhangi bir bulanıklaşma yok. Zaten turşuların şu görüntüsünden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.